arkadaşımız Nur Viral'in sorularını cevapladı. Sevgili seyircilerimiz, evlat sahibi olmak isteyen çiftlerimizi ekran başına davet ediyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda tüp bebek merkezi sorumlusu doçent doktor Selman Leçin hocamız bizlerle birlikte. Ve özellikle kısırlık ve tüp bebekle ilgili aklınızda ne soru varsa lütfen bizimle paylaşın. Çünkü hocamız şu dakikalarda sizler için burada. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben çiftleri davet ettim. Yani şöyle ekran başına lütfen çiftler olsun dedim. Çünkü bizim ülkemizde genelde kısırlık kadınlara mal ediliyor. Çok haklısınız. Öyle yanlış bir algı var maalesef. Hatta erkekler önce hanım çocuk olmadı halen istersen sen bir git muayene ol diye eşlerini gönderirler. Kendileri de refakat etmek istemezler. Bu hem zaman kaybı değil kesinlikle, mi hocam? Kesinlikle kesinlikle. Halbuki araştırmalar gösteriyor ki aslında çocuk olmada sorun olduğu zaman hemen hemen %50'si yani yarısı erkeğe ait problemlerden. Peki o zaman hemen şunu soralım. Ne kadar süre sonra, evlendikten ne kadar süre sonra çocuğumuz olmazsa eşimizle el ele verip size başvuralım? Evet, bu önemli bir konu aslında. Biraz da yaşla ilintili. O yüzden genç yaşlarda genellikle yaklaşım korunmasız bir birliktelik varsa ve düzenli cinsel ilişki varsa en az bir yıl kadar beklenmesi önerilmektedir. Ancak burada bayanın yaşı çok önemli bir rol oynuyor. Eğer bayan yaşı 40'a yaklaşıyor ise o zaman bir yıl beklemek bazen gerçekten ciddi bir zaman kaybı olabiliyor. Şöyle diyebiliriz kabaca 35 yaş ve üzerindeki bayanların bence 6 aydan daha fazla beklemeden mutlaka konusunda uzman bir hekime başvurmalarında yarar var. Bu kadın hastalıkları ve doğum uzmanının yanı sıra aynı zamanda tüp bebek uzmanı olması gerekiyor değil mi hocam? Şöyle, öncelikle bir temel araştırmaların yapılması için herhangi bir kadın hastalıklı ve doğum uzmanına çiftlerimiz başvurabilirler. Ama eğer ortada ciddi bir sorun varsa konu gerçekten günümüzde bir özel ihtisası gerektirmektedir. Meslektaşlarımıza yani kadın hastalıkları ve doğum uzmanları da gerekli merkezlere ve bu konuda ihtisaslaşmış bizlere yönlendireceklerdir. Sizin bu konudaki başarılı çalışmalarınızı takip ediyoruz ve sevgili seyircilerimizle de paylaşmak istedik şu dakika itibariyle. Biraz önce de söylediğim gibi sevgili seyircilerimiz lütfen sorularınız varsa çekinmeden siz de ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bize ulaşın. Çünkü Selman hocamız sizler için burada. Biraz önce dediniz ya hocam yaş çok önemli. Genelde biz şöyle de yapıyoruz. Eğer erken yaşta evlendiysek ve çocuğumuz olmadıysa büyüklerden şöyle sözler duyuyoruz. Gençsin, çocuğun olur, endişelenme. Aslında burada da hızlı hareket etmemiz gereken bir dönem var değil mi? Siz evet, ne diyeceksiniz bu konuda? Büyüklerimizin aslında o konuda biraz da hakkı var. Hani gençsin olur demeleri bir yere kadar doğrudur. Ama gençlik sınırı gerçekten eskiye göre belki günümüzde biraz daha değişmiş olabilir. Günümüzde değişen yaşam koşulları nedeniyle hanımlar genellikle hani önce kariyerimi tamamlayayım, yapmak istediklerimi yapayım, ulaşmak istediğim noktalara ulaşayım. Sonra ondan sonra çocuk sahibi olayım. Çünkü çocuk kendisini mesleki olarak biraz engelleyecek diye düşünüyor. Kısmen haklı da olabilir ama şunu unutmamak lazım. Doğa kadınlara biraz daha bu konuda adaletsiz davranmış. Dolayısıyla erkek için sorun yok. Bakın 70-80 yaşında bile erkekler gayet kolay baba olabiliyorlar. Ama kadınlar için 40 yaşına doğru yaklaşıyorlarsa eğer kesinlikle beklememeleri lazım. Eyvah hocam, her konuda olduğu gibi biz bu konuda da şanssızız maalesef. Birçok konuda öyleyiz. Doğanın kuralı doğanın bu. Kuralı. Bu konuda uyanık olmak peki, lazım. Peki geldik, araştırdık. Bizi nasıl bir süreç bekliyor? Şöylelikle, öncelikle detaylı bir değerlendirme en önemli konu. Çiftimizi erkekten başlayarak ince ince değerlendiriyoruz. Değişik sorular soruyoruz. Herhangi bir olası problemi ortaya çıkarmak amacıyla ondan sonra tahlillerimize, tetkiklerimize geçiyoruz. Temelde denilebilir ki erkeğin işi daha kolay. Çünkü bir örnek veriyoruz. Sperm örneği diyoruz buna. Semen analizi diyoruz. Burada spermlerin yani erkek hücrelerinin sayı, hareket ve şekilleri değerlendiriliyor. Eğer bir sorun gözükmüyorsa hemen hemen erkekle ilgili konu kapanmış oluyor. Ondan sonra araştırmalar bayana yöneliyor. Bayanın da tabii ki burada hormonal dengesinin normal olması lazım. Yani düzenli adet görmek çok önemli. Eğer bir bayanın hem yaşı biraz ilerliyor hem de adetleri düzensizleşmeye başladıysa bu mutlaka alarm zillerinin çalması anlamına gelebilir. Mutlaka konuyla ilgili bir merkeze başvurması gerekiyor. Merkezimizde yapılan her türlü tetkik aşamalarından sonra ne yapacağımıza oturup çiftle beraber karar veriyoruz. Çünkü bazen bakıyoruz ki kanallarda bir tıkanıklık var, spermle yumurtanın buluşma sorunu var. O zaman diyoruz ki bakın seçeneklerimiz şunlardır. Bazen operasyon gerektiren durumlar olabiliyor. Gebeliği engelleyici bir problem varsa onu ortadan kaldırıyoruz. Bazen de
Hiçbir sebep bulamıyoruz. Bakıyoruz ki her şey yolunda gözüküyor. Erkek normal, bayan normal, filmler normal, tahliller normal ama bir türlü bebek oluşmuyor. Gerçekten de bize başvuran çiftlerin yaklaşık %15 kadarında hiçbir sebep bulamıyoruz. Ama bu demek değildir ki tabii yapacak hiçbir şey yok. Elbette elimizde çok güçlü silahlar var. Gerek aşılamalar olsun, gerek yumurtlama takip tedavileri olsun, gerek cerrahi işlemler olsun. En sonunda da tüp bebek gibi elimizde çok etkili bir silah var. Günümüzde neredeyse denilebilir ki bu teknolojileri kullanarak, tüp bebek tedavilerini kullanarak çocuğu olmayan çok az sayıda çift bırakıyoruz. Bir başarı yüzdesi var mı hocam? Tabii ki var. Tabii ki var. Genellikle bayan yaşına orantılı başarı yüzdelerini ifade ederiz ama şöyle söyleyebilirim. 3 tane eğer tüp bebek denemesi yapılacak ise bu 3 denemenin sonunda biz biliyoruz ki çiftlerin neredeyse %90'ına yakını bebek almaktadır. %10'luk çok küçük bir gruba hocam, maalesef çok sevindirici, çok güzel bir rakam. Elbette günümüzdeki teknik gelişmeler, teknolojinin kullanımı sayesinde gerçekten çocuğu olmayan çiftlerin sayısı son derece azalmıştır. Peki şu anda ekran başında olup da daha önce deneyip başarısızlıkla sonuçlanan anneler, çiftler varsa mutlaka, onlar için de söylersiniz. Birkaç defa daha deneyebilirler mi? Kesinlikle. Bir kere denemenin aslında sınırı yok. Yani kadından yumurta, erkekten sperm elde edebildiğimiz sürece biz onları laboratuvarda büyük olasılıkla birleştirip bebekleri oluşturabiliyoruz. Zaten tüp bebek lafı da buradan geliyor. Biz bebeği laboratuvar koşullarında oluşturuyoruz. Döllendiğini görüyoruz yumurtanın. Ondan sonra o bebeği gün gün izliyoruz. Hatta günümüzdeki teknik gelişmeler artık saat saat, dakika dakika izlenmesine bile olanak vermektedir. Dolayısıyla sağlıklı olan bebeği de birkaç gün içerisinde tespit edip onu rahim içerisine yerleştirerek büyük oranda gebelik sağlıyoruz. Elbette ki tüp bebek tedavilerinde belli bir başarı oranı var dediğiniz gibi. Her kapıdan içeri giren, her tedavi yaptığımız çift anında o denemede gebe kalmıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Tekrarlayan tedaviler sonucunda neredeyse %90'a yakını çiftlerin sonuç almaktadır. Yeter ki ısrar etsinler, inatçı olsunlar ve vazgeçmesinler. Bir de hocam, müsaade ederseniz bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Kendini gerçekten ehil ve emin ellere teslim etsinler. Bu da çok önemli. Seçeceğimiz hekim de çok önemli burada, değil mi? Tedaviye geçmeden mutlaka önce ben sizden şunu rica edeceğim. Böyle bir tedaviye karar verdik. Doktorumuzu arıyoruz. Neyi sorgulamamız gerekiyor? Bu konuda ismi duyulmuş ve mümkünse 3-5 yıldır en azından çalışan, adı sanı duyulmuş, ne yaptığı belli olan bir merkeze başvurmalarında çiftlerin çok büyük yararı var. Evet, bunları sorgulayalım ki sonuçtan biz de mutlu olalım. Elbette. Çünkü bu çok önemli. Evet. Çünkü belirli bir bütçe de ayrılıyor. Ama hocam artık eskisi gibi değil, değil mi fiyatlar? Daha uygun maliyette. Tabii ki her konuda olduğu gibi teknoloji ilerledikçe, konu yaygınlaştıkça maliyetler biraz daha azalıyor. Eskiden 5000 dolarlar civarında Türkiye'de bu iş başlamıştı. Ben gayet iyi hatırlıyorum yıllar önce. Ama şu anda bir 3000-4000 Türk lirası civarına bu tedaviler tamamlanabilmektedir. Elbette merkezden merkeze farklı maliyetler de söz konusu olabilir. Çünkü her merkezin olaya bakış açısı, kullandığı malzemeler, malzemelerin seçimi, personelin özenle seçilmiş olması, bütün bunlar farklı maliyetleri getirebilmektedir. Ama dediğiniz gibi eskiden olduğu gibi artık çok yüksek rakamlar yok. Ulaşılabilir yani, maliyette. Aynen öyle. Evlat için de zaten her şeye değiyor. Ay, ben şunu söylüyorum çiftlere. Doktor bey diyorlar bazen, hakikaten bu rakamlar biraz yüksek değil mi? Diyorum ki bakın, bu tedaviler bizim elimizdeki en güçlü silahlar. Bunlardan bugün yararlanmazsanız 3-5 yıl sonra biz işte ne yaptık ettik, bu parayı bulduk dediğinizde bazen geç kalmış olabilir. Vakit geçmiş olabilir. Yani evinizi arabanızı satsanız bile yumurta sperm elde edemiyorsak o zaman geçmiş oluyor. Hocam bizim vaktimiz de hızla geçiyor. Evet. Sizinle sohbet çok keyifli, çok güzel ama eminim ekran başında olup da şu tüp bebek tedavisinin aşamalarını merak eden sevgili seyircilerimiz evet vardır. Eşimizle birlikte geldik, sizin merkezinize başvurduk. Evet. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Şöyle, eğer tüp bebek tedavisi kararı alındıysa biz çiftlerimizi adetliyken görmek istiyoruz. Bayanın adetin ikinci veya üçüncü günü henüz hiçbir yumurtası büyümeye başlamadan biz vereceğimiz ilaçlarla kontrollü bir şekilde o aya ait olan tüm yumurtaları elde etmek üzere tedavi başlatıyoruz. Tüp bebek tedavisi aslında baştan sona 15 gün kadar, hadi bilemediniz 18-20 gün kadar sürmektedir. Aslında çok uzun bir süreç değil. Yani 3 haftalık bir zamanı ayırırsa eğer bu çift, özellikle de bayan üzerinden yürüdüğü için tedavi, erkeğe sadece bir gün ihtiyaç var. O da hanımefendinin yumurtalarını topladığımız zaman gelip yeni bir sperm örneği verecek.
Ve biz o örnek içerisindeki en sağlıklı spermlerle hanımefendiden aldığımız yumurtaları birer birer birleştirip bebekleri oluşturuyoruz. Ağrılı mı hocam yumurta toplama? Lokal anestezi yaparsanız bazen ağrılı olabilir ama bizim tercihimiz her zaman genel anestezidir. Zaten 10 dakika 15 dakikalık kişiye bir işlem. Kişiye ağrı acısızı hissettirmeden. Hiçbir ağrısızı tedavimiz hiçbir aşamasında yok. Peki yumurtalar toplandı. Evet. Beyefendiyi de bir gün işinden alıkoyduk. Aynen öyle. Bu işlemler gerçekleşti. Sonrasında bizi ne bekliyor? Yumurta toplandıktan 4 ya da 5 gün sonra iyice bebekler seçildikten sonra en sağlıklı en yaşayacak olanı seçtikten sonra hanımefendiye normal muayene şartlarında bir transfer yapıyoruz. Bebeği yerleştiriyoruz ve ondan sonra yaklaşık 10 gün sonra da müjdeyi bekliyoruz. Hemen şunu da sormak istiyorum hocam. Genelde bu tür operasyon gerçekleştirilirken gerçekten kadınların üzerindeki baskı çok büyük. Kayınvalide, anne, akrabalar, eş, dost, tabii herkesin bir evlat beklentisi var. Burada psikolojik bir destek alınmalı mı sizce? Evet, bu çok önemli bir konu gerçekten. Bazı çiftler için bu tedavi süreci bazen gerçekten yoğun bir baskı haline gelebiliyor. Bu kişilere öncelikle tabii eğer doktor hissederse hastanın baskı altında olduğunu bunu biz teklif ediyoruz. Hı hı. Ama bazen de karşıdan bir talep geliyor. Her iki durumda da merkezimizde bize destek olacak psikolog arkadaşımız var. Evet. Ve tedavi sürecinde her türlü yardımı kendisinden alıyoruz. Peki tüp bebek tedavilerinde genelde biz hep ikiz bebeklere rastlıyoruz, evet. Üçüz bebeklere rastlıyoruz. Eskiden de diyeceğim o için şu anda yeni yönetmeliğe göre sadece genç bayanlara sadece tek embriyo transferi yapıyoruz. Hı hı. Neden? Çünkü gerçekten ikizlik, üçüzlük hani kulağa hoş geliyor veya alışveriş merkezlerinde ikiz bebekleri gördüğümüzde çok seviyoruz hoş gözüküyorlar ama onlar hocam, o raddeye kadar gelebilenler. Aslında çoğul gebelik insanoğlu için çok doğal bir şey değil. Normali hı hı. Tek sağlıklı bir bebeği alıp eve götürmek. Bunu sağlayabilmek için de tek embriyo transferi yapıyoruz ama yaş ilerledikçe veya tekrarlayan denemeler sonrasında gebelik istediğimiz gibi oluşmuyor ise o zaman ikişer tane embriyo transferi yapıyoruz. Ama artık 2010 yılından sonra 300 gebelik hemen hemen görmüyoruz. Çünkü 3 transfer yapmıyoruz. Peki hocam başarısızlıkla sonuçlandı diyelim ki tekrar deneyebiliyor muyuz? Elbette. Yine aynı işlemlerden mi geçiyoruz? Benzer işlemler ama her deneme bize o çift hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Bir tecrübe kazanıyoruz. O kişinin hangi ilaçlara, hangi dozda kullandığımızda ne cevap verdiği, ortaya çıkan başka ek problemlerin varlığı gibi konular bizi tecrübe sahibi yapıyor. Var mı hocam öyle hastanız? Hani bir kere deneyiniz olmadı, ikinci deneyinizde çocuk sahibi olmaz olan. Mı? İkinci veya üçüncü seferde gebe kalan yüzlerce çift var. O yüzden bir deneme yaptık, başarılı olamadık diye kesinlikle yılmak yok, yıkılmak yok. Kaç çiftin yüzünü güldürdünüz? Vallahi net rakam bilmiyorum ama bizim hastanemizde, şu anda çalıştığım hastanede, ben sektörün içerisinde 15 yıldan beri çalışıyorum. Evet. Ama kendi hastanemizde 5 yıldan beri 1500'den fazla çifti güldürdük. Başarıyı arttıran yöntemler var mı? Elbette. Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok teknolojiyi kullanıyoruz. Laboratuvarda özellikle son derece güzel gelişmeler var. Embriyoların takipleri konusunda olsun, sağlıklı spermlerin seçimi konusunda olsun, bebeğin genetik olarak sağlıklı olup olmadığını anlamak konusunda olsun, o kadar çok gelişme var ki ve bu gelişmeler her gün oluyor. Şu anda en büyük sorunumuz aslında spermle yumurtanın elde edilmesi. Bazen öyle çiftler geliyor ki erkekte sperm bulamıyoruz, kadında yaş nedenli veya erken menopoz nedenli yumurta bulamıyoruz. Buralarda takılıyoruz ama ben inanıyorum birkaç yıl içerisinde kök hücre tedavileriyle vücudun herhangi bir yerinden alınan hücrelerden sperm ve yumurtalar üretilecek ve sonuçta her çift anne baba olacak inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Daha sizden öğrenmek istediğimiz çok şey var ama süremiz doldu. Evet. Ama siz yine ekranda görmüş olduğunuz numaralardan lütfen ulaşın. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda buradaki tüp bebek merkezinin sorumlusu Doçent Doktor Selman Laçın hocamız bizlerle birlikteydi. Hocama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.